Merhaba arkadaşlar. Bugün size çoğu kişinin kabul ettiği yuvarlak dünya modeline alternatif olarak sunduğumuz düz dünya teorisini anlatmak istiyorum. Bu teorinin ardındaki mantığı ve neden desteklediğimizi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle gözlem yoluyla algılarımızı ele alalım. Ufka baktığınızda yeryüzünün düz bir çizgi olarak göründüğünü fark edersiniz. Eğer Dünya gerçekten yuvarlak olsaydı belli bir mesafede bu eğriliği gözlemleyebilmemiz gerekirdi. Ancak her yöne baktığımızda yeryüzü hep düz görünür. Bir diğer önemli nokta ise su yüzeyidir. Büyük su kütlelerine bakıldığında suyun her zaman düz bir yüzey oluşturduğunu görürüz. Su bulunduğu kabın şeklini alır ve büyük su kütlelerinde herhangi bir eğrilik gözlemlenmez. Bu durum dünyanın düz olduğu fikrini desteklemektedir. Ayrıca Antarktika'nın rolüne de değinmek istiyorum. Düz dünya modeline göre Antarktika dünyanın çevresini saran dev bir buz duvarıdır. Bu duvar okyanusların dünyadan düşmesini engeller. Bu teoriye göre Antarktika'nın gerçek yapısı ve sınırları hakkında bize verilen bilgilerin doğru olmadığı düşünülmektedir. Yer çekimi konusunda ise düz dünya teorisyenleri olarak farklı bir açıklama sunuyoruz. Yer çekimi yerine nesnelerin yere düşmesini yoğunluk ve yüzme prensipleriyle açıklarız. Daha yoğun olan nesneler daha az yoğun olan hava veya su gibi ortamlarda batar. Bu yüzden nesneler yere düşer. Son olarak uzun mesafeli uçuş rotaları ve Deniz seyir haritalarının düz dünya modeli ile de açıklanabileceğini belirtmek istiyorum. Dünya haritasının farklı bir projeksiyonu kullanılarak bu rotalar ve haritalar rahatlıkla açıklanabilir. Kısacası gözlemlerimiz ve mantıksal çıkarımlarımız düz dünya teorisini desteklemektedir. Dünya hakkında bize öğretilen bilgiler her zaman sorgulanmalıdır. Bilimsel ve eleştirel düşünce ile farklı bakış açılarına açık olmalı ve her türlü teoriyi değerlendirmeliyiz.